hanımefendi Sinop'a geldiğini, hiçbir siyasi partiden aday adaylıklarında müracaatının olmadığını belirtiyor. Sinop'un ilgili makamlarından otel çalışmasıyla ilgili yer tahsis talebinde bulunduğundan bahsediyor. Ve bu arada Sinop Ada Otel'le ilgili bir ihale söz konusu olduğunu belirtiyor. Bu ihaleyle ilgili çekincelerini, bu ihaleyle ilgili HDV alınmadan ihale yapılmamasını ve bunun çok büyük sakıncalar doğuracağını 2 gün önceki basın toplantısında anlatıyor. 4,5 yıldır da Abdullah Batur bu mecliste bu olayı anlatıyor. Şimdi o kadar ilginç bir çelişki ki iktidar grubundan aday adayı olan, belediye başkan aday adayı olan bir hanımefendi, bir beyefendi 4,5 yıllık mücadelemize saygı duyuyor. Sayın diyor valiye, dedim ki hanımefendi, diyor ki sayın valiye, dedim ki bu şekliyle ihale yapamazsınız. Yaparsanız bu ihale iptal olur. Dedim diyor, basın toplantısını izleyin. 2 gün önce yaptı hanımefendi bu basın toplantısını. Abdullah Batur ne diyor? Burada suç işlenmiştir. 3 defa devletin valisine yazılı dilekçe veriyorum. Gereği yapılmalıdır. Irak savaşı bitmiştir. Irak'ta artık yapılar inşa edilmiştir. Ama Sinop'un en güzide yerindeki Karakum Ada Otel hala harap vaziyette. Destek vermek istiyorsanız bize destek vermeyin. Bize destek vermeyin. Sizin aday adaylarınızın söylediklerine destek vermek istiyorsanız acil komisyon gereğini yapalım. Sinop'a kimler ihanet ettiyse, Sinop'un malının mülkünü kimler peşkeş çektiyse, buyurun gereğini yapalım. Son söz. Bütçe ayındayız. Ankara'daki yurt binasıyla ilgili bir kere daha değerlendirme yapmanızı öneriyorum. Çünkü sizin aday adayları çok farklı konuşuyorlar. Sizin dilinizden konuşmuyorlar. Çok çok teşekkür ederim. Sonuç olarak İl meclisi her konuya hakim olmak zorunda. Ben şimdi hiçbir arkadaşımı rencide etmek istemiyorum. Bugün Necmettin Bey'den rica ettim. Bildiğimiz konuları tekrar gitti daireden öğrendi geldi. Bu yılki bütçemiz kaç liraydı, kaç lira harcadık desem çoğu arkadaşımızın cevap veremeyeceğini biliyorum. Emin olmak için ben de Necmettin Bey'den bunu istirham ettim. Gelen 25 bin TL'nin paylaşımını bile yapamadı İl Meclisi. Gelen 5000 TL'nin, köprüler için gelen 5000 TL'nin paylaşımını bile yapamadı İl Meclisi. Sadece 23.500 milyon TL üzerinde çalıştığını zannederken 53.500 TL'lik, milyon TL'lik bir bütçe karşımıza çıktı. Peki adaletli mi dağıtım oldu? Siz kendiniz diyorsunuz adaletsiz oldu. Afete uğramayan ilçeye asfalt atıldı. Afete uğramayan ilçeye ödenek yaptırıldı. Buyurun, size çok farklı bir konuşma yaptım. Sinop'a sahip çıkacaksak biz hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi İlgilenen Meclisi grubu hazır. Eğer siz hazır değilsiniz, aday adaylarınız sizden yana konuşmuyor, bizden yana konuşuyor. Çok teşekkür ederim. Çalışmaları sunmak üzere huzurunuzdayım. Tüm ilçe köy yollarında Ekim ayı içerisinde 69 kilometre malzemeli bakım, 158 kilometre gredeli bakım çalışması yapılmıştır. Ayancık ilçesinde 3.8 kilometre, Durağan ilçesinde 6 kilometre olmak üzere 9.8 kilometre stabilize kaplama çalışması gerçekleşmiş. Merkez kapalı kompresörde 500 metreküp balans malzeme, 300 metreküp mucir, 300 metreküp balans malzeme ve seyyar mobil kompresörde 3400 metreküp balans malzeme, diğer mobil kompresörde
değer marka mobil kompresörleri 2800 metreküp salas malzeme olmak üzere üretim gerçekleşti. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.